Arkadaşlar merhaba, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Evet, bu videoda tekrar hepinizin bildiği gibi sizden gelen soruları cevaplıyorum. Bu hafta çok fazla soru gelmedi aslında, o yüzden kısa bir video olacak ama elimden geldiğince sizin sormuş olduğunuz soruları cevaplamaya çalışacağım. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi sizden gelen sorular 2-3 tane aslında. Çok fazla değil az önce de bahsettiğim gibi. İlk soru şarabın iyi olabilmesi için toprak yapısının ne kadar önemli olduğunu sorusuydu arkadaşlar. Şöyle, evet toprak yapısı çok önemli. Hatta her bölgenin, önemli bölgenin farklı toprak yapıları vardır. Mesela Burgonya'ya gittiğimizde kireç taşı toprakları daha çok ağırlıklı olur görürüz. Bordeaux'a gittiğimizde ise sol yakada daha çok çakıl taşları, sağ yakada ise daha çok clay dediğimiz kil toprakları vardır. Her bir toprağın karakteristik yapısı farklıdır. Mesela en güzel örneklerden birisi aslında Almanya'nın Mosel. Biliyorsunuz Almanya çok soğuk bir yer ve çok soğuk bir yer olduğu için de çok fazla ısıya ihtiyaç duyarlar ve bu ısı ihtiyacını toprak karşılar arkadaşlar. Nasıl karşılıyor? Slate dedikleri bir toprak yapısı var. Bu slate böyle kayacık parçacıklarından oluşuyor arkadaşlar. Gündüzleri güneş ışığını maksimum seviyede tutarak, akşamları ise serin bir zamanda, güneşin olmadığı zamanda asmaya o ısıyı vererek asmanın hayatta kalmasını sağlar. Bu sayede Almanya'nın mükemmel bir rezingleri olduğunu biliyoruz. Bu yüzdendir. Bazı topraklar suyu çok iyi tutar, bazıları hiç tutmaz. Drenaj gereklidir. Yani evet, kısacası toprak yapısı çok çok önemlidir. Hatta şöyle bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Siz bu derslerimde, ben temel şarap eğitimi dersinde toprakları derin bir şekilde analiz ederek sizinle paylaşıyorum. Eğer temel şarap eğitimi dersimi almadıysanız şiddetle tavsiye ederim. Orada zaten sizin için her şeyi paylaşıyorum. Önemli olan bütün kaynakları sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim. İkinci sorumuz Fransız ve Macar fıçıları arasındaki farklar. Çok güzel bir soru daha var. Evet. Şimdi Macar fıçısı ve Fransız fıçısı aslında ikisi de Avrupa fıçısı ve ikisinin de meşe ağaçtan geldiğini biliyoruz. Ama Fransız fıçıların bazıları 5 farklı orman vardır arkadaşlar. Bu 5 farklı ormandan cinsleri değişebilir. Bunların Latince isimleri var. Macar fıçıların da aynı arkadaşlar. Macar fıçıları da 2 farklı ormandan gelir ve cinsleri değişiktir ama meşe fıçısı olduğunu söyleyebilirim. Bu sorunun cevabını da tam olarak detaylı isterseniz, aslında bu sorunun cevabı da temel şarap eğitimi dersinde var. Çünkü orada temel şarap eğitimi dersinde fıçıları da derin bir şekilde analiz ederek sizinle paylaşmayı hedeflemiştim ve sizden gelen bu sorular aslında benim şunu gösteriyor, ne kadar doğru bir karar verdiğimi gösteriyor arkadaşlar temel şarap eğitiminde. Çünkü hepinizin merak ettiği soruları ben temel şarap eğitimde detaylı bir şekilde bahsediyorum. Onu da dediğim gibi temel şarap eğitim dersine bir göz atmanızı tavsiye edeceğim. Ve son soru arkadaşlar, yemek şarap eşleşmesi. Bu da temel şarap eğitim dersinde var. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, yemek şarap eşleşmesi yapabilmek için öncelikle üzümün karakteristik yapısını bilmemiz lazım. Ezberden ziyade üzümleri anlamamız gerekiyor. Ne demek istiyorum? Cabernet Sauvignon hakkında bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Cabernet Sauvignon nerede yetişir? Karakteristik yapısı nedir? Tanen seviyesi ne kadardır? Ve bunları bildiğimiz bu bilgileri yemeklerle entegrasyon işlemini yapmamız lazım. Ne demek istiyorum? Yemeğin de pişirme tekniğini bilmemiz gerekiyor. Eti biz fırında ve ızgarada pişirdiğimiz zaman farklı farklı dokuları olduğu için de eşleştirmeler farklılık olabilir. Aynı şekilde ızgara balıklar da olsun. Yani daha çok haşlama olsun, buharda pişirme olsun, ızgara, sote. Eğer biz sistemi anlarsak hiç ezberden ziyade çok istediğimiz her üzümle, her şarabı, her yemeği eşleştirebiliriz. Bunun için dediğim gibi arkadaşlar sistemi anlamaktan geçiyor. Ben tekrar ediyorum, temel şarap eğitimi dersinde bu sormuş olduğunuz bütün derslerin cevabını sistem programlı bir şekilde giderek ve ders notlarını indirerek uygulayabilirsiniz. Tabii ki burada hepsini anlatamam çünkü bir belirli programı olmaması lazım. Şöyle düşünün arkadaşlar, eğer bu soruların cevabını tam olarak anlayabilmek için domino etkisi gibi düşünün. En başından başlayıp en sonuna doğru. Ne demek istiyorum? Üzümlerden başlıyoruz arkadaşlar. Üzümlerin hangi bölgelerde yetiştiği, sonra karakteristik yapısına giriyoruz, aroma yapısına giriyoruz, şarap yapımına giriyoruz, bağcılığa giriyoruz.
Sonra bunların nasıl yorumlayacağımız için şarap tadımları, yorumlarını, aromaları keşfediyoruz. Daha sonra yemek şarap eşleşmesine giriyoruz. Ama yemek şarap eşleşmesine girmeden önce de yemekleri anlamaya çalışıyoruz. Daha sonra fıçılara giriyoruz. Yani bunu şey olarak düşünün arkadaşlar. Bir bütün olarak düşünün. Ben burada ne kadar da yemek şarap eşleşmesini anlatsam, ne kadar da fıçıları anlatsam, sizin belirli bir temel şarap eğitiminde o diğer konuları da bilmeniz gerekiyor. Çünkü hepsi birbirine bağlantılı. Şimdi meşe fıçılarından konuşabiliriz. Amerikan fıçıları var. Latince isimleri var. Latince isim Fransa'nın ormanları var. Macaristan'ın ormanları var. İki tane Macaristan'ın ormanı var. Arasındaki farklar, litre, hacimleri bunlar gerçekten önemli. Ekranda da ben birazdan sizinle paylaşacağım zaten konuşurken de. Ekranda da görüyorsunuzdur. Yani ben size orada bütün konuları anlatıyorum. Bir de şu var arkadaşlar. Ben bunu neden yapıyorum? Onu da açıklık getireyim isterseniz birazcık. Şimdi size her hafta Instagram üzerinden sorular soruyorum değil mi? Birinci amacım sizinle daha çok iletişime geçmek ve YouTube kanalında sizinle iletişime geçerek bilgilerinizi pekiştirmenize yardımcı olayım. Bunun benim için avantajı da çok fazla var. Birincisi Türkçe. Her zaman İngilizce çalıştım ve Türkçe'ye çevirmem gerekiyor arkadaşlar. Ve sizin için Türkçe'ye çevirirken hem kendim çalışmış oluyorum hem de kendim öğrenmiş oluyorum Türkçe kaynaklarla beraber. Ve anlatım tekniğim daha fazla gelişiyor sizin sayenizde. Yani bunu ben aslında sadece sizin için yapmıyorum. Evet sizin için yapıyorum ama kendim için de yapıyorum. Çünkü gelişmemde yardımcı oluyor. Çünkü her zaman ben 10 yıldır hep şarabı İngilizce anlattım. Şarabı Türkçe anlatmak birazcık daha zordu ama her geçen gün anlatma tarzım birazcık daha gelişiyor. Bu da sizin sayenizde. Teşekkür ederim. Bu YouTube'da bana sorular sorduğunuz için ben de sizin için cevaplamaya çalışıyorum. İkinci bir sebep de şu arkadaşlar. Kendimi yani Somdigi'yi ve kendimi size tanıtmak istiyorum. Biliyorsunuz benim bir platformum var. Online eğitim platformum. İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde girip eğitim alabiliyorsunuz. Ve uygun bütçeye. Eğer Türkiye'deki diğer şarap eğitim fiyatlarına baktığınız zaman gerçekten göreceksiniz. Somdigi'nin fiyatı daha çok uygun. Bunu yapabilmek için de beni tanımanız gerekiyor. Ve kendimi tanıtmam lazım. Ne yapıyorum? Nasıl anlatıyorum? Hedeflediğim kitle kimlerdir? Hangi konuları paylaşıyorum? Bunları da sizinle YouTube üzerinden paylaşıyorum ki siz beni daha çok tanıyın ve karar verirken benim nasıl bir karakteristik olduğumu, nasıl anlatım tarzında olduğumu görmeniz için çok çok uygulanması gereken bir video seri olduğunu düşünüyorum. Yani o yüzden arkadaşlar yani benim için de bu videoları yapmak son derece önemli. Ayrıca kendimi disiplinde tutuyorum. Yani diyorum ki her hafta evet video paylaşmam gerekiyor. Her hafta konuları, soruları sorup nasıl cevaplayacağım, nasıl cevap verebilirim, araştırmam, çalışmam gerekiyor. Türkçe olarak yani. Kaynaklar var evet İngilizce ama Türkçe'ye çevirip nasıl anlatacağımı sizin için planlamam gerekiyor. Yani arkadaşlar bu videoları yapmam benim için çok çok önemli. Sizin için de çok çok önemli. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Haftaya tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Sorularınızı bekleyeceğim. Instagram'da ben tekrardan paylaşacağım birkaç gün içerisinde. Takipte kalın. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın bu arada arkadaşlar. Benim için çok çok önemli. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.